Evet, Yayla Mahallesi'nin üzerine çıktık. Şimdi burada gördüğünüz gibi Alaşehir yazıyor. Böyle bir iş bağlantı noktası. Karşıda arada bir rüzgar gülünün pervanesi çıkıyor. Rüzgar yok yani. Pervane dönmüyor. Şimdi şurada bu yol Karaalı'ya gidiyor. Karaalı'dan Kızıldere'ye iniliyor. Geldiğimiz yol şuradan geldik. Karşıdan geldik. Bu yolda çıkıyordu. Buraya köyün içinden çıkıyor. Aynı zamanda Karaalı'dan buradan Nazilli tarafına geçiyorsunuz. Kızıldere üzerinden. Bura gördüğünüz gibi Alaşehir diyor. Buradan yaklaşık 5 kilometre kadar çıkacağız. Zirve sırt attığından şu an sis içinde olan şu uca doğru ineceğiz. Oradan Derebaşı köyüne ineceğiz. Plan bu. Mahallede bizim 10. sınıflarda bir çocuk vardı. Biliyor musun onu? Motorcu mu bilmiyorum. Ha, motorcu. Hatta 9. geçen bizim televizyona kestane mestane getirmiş o çocuk. Ya neydi o çocuğun adı ya? Ben dersine girmiyorum ki. Neyse ben sana yönlendireceğim onu, tamam mı? Tamam hocam, sorun değil. İyi. Yardım olun yani. İyi. Gelsin, hadi vakit geçiyorsun hem senin yanında. Bulutların dansı. Şu an aşağıda geldiğimiz yok. Bağcılı 4C mahallesi. Hemen şu altında da Yayla Mahallesi var. Ve rüzgar santralleri tahminimize göre şu sisin altında ve bulutlar. Evet, 4C Mahallesi artık bulutlar iyice kapanıyor. Böyle Serkan. Evet, artık burada yolda kar olmamasına rağmen ağaç dalları beyazlamış. Bu da bizim sezonumun ilk kar bisiklet turu oldu. Evet, kar oranı artmaya başladı. Evet, buralarda toprak da kar çıkmış. Şu an komple sisin içinde ilerliyoruz. Evet, güzel bir kar.
Burada gördüğünüz gibi artık kar oranı daha da artmaya başladı. Yani şöyle göstereyim. Tabii bizim için bunlar Nazilli'ye göre oldukça fazla başlangıç için. Çünkü bu sene oldukça kurak geçti ama kurak geçince kar yağınca ayrı bir seviniyoruz. Bereketli erdalı kar. Denk gelmedi hocam. Ha, ben görüyorum kendimi de. Sağ olun hocam. Otlar beyaz çiçek açmış hocam. Yaprağı beyaz. Evet. Dalı beyaz, çiçeği beyaz, her yeri Hem şu şurada kar güzeldi. Yukarıda daha güzel. Hocam ben sizi... Evet. Şimdi rüzgar santrallerine geldik ama hiçbirini görmüyoruz. Yani şu yolun olduğu yerde 20'ye yakın rüzgar santrali var. Bu tarafa da 8 tane mi ne demişlerdi. Buradan araba gitmiş zaten hocam. İz var. Yani burada daha önce şurada tesisler vardı. Prefabrikler. Güneş paneli kalmış yine de hocam. Benzin istasyonu. Benzin şeyi var değil mi bir tane? Burada şantiye binası vardı. Evet, şey. Şantiye binası. Şu an hiç şey görmüyoruz. Yani bu yol Alaşehir'e, Ahmet Dere'ye gidiyor. Şu yolun devamında rüzgar santralleri. Bu yolda dere başına götürecek bizi. Haritada gözükmüyor ama biz o yolu bir kilo göstereceğiz yani. Yol var mı yok mu diye. Şimdi böyle gideceğiz. Bakalım şu şantiye binası ileride mi bilmiyoruz ya. Orada öğrencimiz vardı. Herhalde yukarıda onlar ya. He? Yukarıda galiba hocam. Olabilir hocam. Burada da. Şimdi burası aslında bunlar da bir yerlerde olması lazım bunlar. Çünkü burası şey ya. Yol ya. Evet. Bakalım. Şurada paneller var. Yol nereye götürecek bizi? Bakalım.